Arkadaşlar eşek 9 türlü yüzünebilirmiş, dereye girince hepsini unuturmuş. Geçen benim başıma böyle bir şey geldi. Hep diyorum ya, olumlu düşünelim, hayata pozitif bakalım, çözüm odaklı bakalım, ne yapabiliriz diye konuşalım. Bazen insan olayların içinde bunu unutabiliyor. Bazen unutabiliyoruz. Geçen gün evimde uyuyorum, polis geldi. Kapı çaldı polis. Dedim buyurun. Dedi ki hakkında dedi hakaretle ilgili suç duyurusu ne varmış? İşte bilmiyorum pek dedi. Sen de telefonları açmadığın için beni yolladılar abicim. En yakın zamanda karakola gitmem lazım, haberin olsun, ifade vereceksin. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Eyvah dedim. Abi dedim kağıda bakabilirim. Kağıda hızlıca baktırdı. İşim var dedi, hızlı baktı. Zaten karakolda okursun dedi. Baktım benim Instagram hesabı yazıyor. İşte tırnak içinde de şey yazıyor. Bravo sana gerizekalı yazıyor. Adam da gitti. Karakola geldi. Tamam dedim, bugün hemen geliyorum. Üstümü giyiniyorum ama ya aklıma da geliyor. Bravo sana gerizekalı cümlesi benim ifademdi. Ben böyle bir cümle kullanmam kolay kolay. Mümkün değil. Yani bu benim üslubum değil. Yani. Ya durum virüs gördü kesin. Ya acaba dedim benim yönettiğim bir haber sayfası var. Orada dedim acaba falanca partiden birisi yazdı da ben orada bravo sana gerizekalı mı dedim. Aklımdan bin bir türlü şey geçiyor. Fandan aşağı kaynar sular döküldü. Bu hakaret davaları nasıl işliyor bunu bilmeme rağmen heyecanlandım. Oydu buydu karakola gittim ama yolda şöyle. Sen niye öyle bir şey dedin? Kime dedin acaba? Neden dedin? Hep bunları düşünüyorum böyle. Sinirliyim tamam mı? Kendime o kadar sinirliyim ki. Ya durum dur bir kere şimdi millete para vereceğiz. Tanıdığım bütün avukatları arıyorum yolda bir şey çıkar mı? İşte diyorlar ki sen zaten sigortalı çalışmıyorsun. Bağkurlu bir insan. Hayata Bağkur'dan mı okuyorsun? Sana ne şeyden? Sabıkadan sana ne? Çok korkma. HG'ye bağırırsın. Hükmün açıklanması geri bırakılır. Cezaevine girmezsin. Korkma. Ya dedim siyasi bir şey mi acaba falan. Aklıma hep bunlar geliyor. Eyvah dedim Silivri cezaevi bilmem ne. Ömrümüz bilmem ne. Acaba dedim bunu reklama çevirebilir miyim falan. Hep kafamda bu var. Karakola gittim. Polis bana dedi ki abicim dedi Mart ayında dedi avukatın aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuşsun. Savcı bey de dedi bununla ilgili senin ifadeni almamızı istedi. Bunu hangi tarihte öğrendin? Hala şikayetin devam ediyor mu? Bu soruları sordu. Ben böyleyim. Bir dakika dedim. Ben hakaret etmemiş miyim? Hayır dedi etmemişsin. Sen etmemişsin. Sen açmışsın ya davayı. Bak orada dedim ki bak ne açıyla gittim ben. Benim başıma niye bu geliyor? Niye böyle oldu? Ama ne oldu? Aslında mağdur olan tarafmışım. Şimdi bazen kırmızı ışık gibidir. Hani bir trafikte böyle gidersin. Kendim arkadaşıma örnek vermişimdir. Hep derim böyle mesela. Ya diyorum kırmızı ışığa takma. Say diyorum yeşil ışık daha fazla yanmıştır. Pozitif bak diyorum. Ama bak böyle bir olayın içinde düşünce insan heyecanlanıyor. İşte hayatta bazen olayların karşısında böyle çözüm odaklı bakmak lazım. Şimdi tamam yine çözüm odaklı baktım. Giderken bir sürü avukatı aradım ayrı konu ama yine de o kadar da negatif düşünüp isyan etmeme gerek yoktu. Bu da benim bir hatamdı. Ben de hata yapıyorum. Velev ki bu en iyi bildiğim konulardan biri olsun. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.